Yine sevgili peygamberimiz Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında oruç tutanlarla ilgili olarak çok büyük müjdeler vermişlerdir. Ma min abdin yasumu yevmen fi sebilillahi illa ba'adallahu bi zalika al-yawmi wajhahu anin nar. 70 harifan. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allahu Teala bu bir günlük orucu sebebiyle cehennemden yetmiş yıl uzak tutar müjdesini vermişlerdir. Buhari, Müslim ve diğer hadis kitaplarımızda bu hadis-i şerif nakledilmiştir. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men saame Ramadana imanan ve ihtisaben, ufr lehu ma taqaddama min kim farz olduğuna inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan oruçlarını güzelce tutarsa geçmiş bütün günahları bağışlanır müjdesini sevgili peygamberimiz Resul-i Ekrem Efendimiz vermişlerdir. Bu mübarek ayda oruç tutanlarla ilgili olarak yine sevgili peygamberimiz şu büyük müjdeleri veriyorlar. Allah yolunda çift sadaka veren kimse cennetin muhtelif kapılarından Ey Allah'ın sevgili kulu, burada hayır ve bereket vardır diye çağrılır. Sürekli namaz kılanlar namaz kapısından, mücahitler cihat kapısından, oruç tutanlar reyyan kapısından, sadaka vermeyi sevenler de sadaka kapısından cennete girmeye davet edilirler. Müjdesini sevgili peygamberimiz vermişlerdir. Yine Buhari Müslim'de geçen müttefakun aleyh hadislerinde, Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette Reyyan adı verilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruç tutanlar girecektir. Onlardan başka hiç kimse o kapıdan giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılacak. Onlar da kalkıp girecekler. O kapıdan onlardan başkası asla giremeyecektir. Oruçlular girince o kapı kapanacak ve bir daha oradan kimse giremeyecektir buyuruyorlar sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem